Gideyim ben yani. Gördün mü şu yönden? Nereye gittin? Değerli izleyenler, şu anda yine inovasyon günlerinde inovasyon dahiliyle birlikteyiz ve onların yaptığı projeler üzerinde konuşacağız. Bu projeler neler? Onların detaylarına birlikte gireceğiz ve bunları detaylı olarak konuşacağız. Merhabalar efendim. Merhaba. Sizleri tanıyalım öncelikle. Kemal Özer, Gedik Üniversitesi 2. sınıf öğrencisiyim. Bilim Teknik Kulübü'nde arkadaşlarımızla birlikte Savunma Sanayi Teknik Çalışma Grubu'nun sorumlusuyum. Diğer arkadaşımızı tanıyoruz. Gedik Üniversitesi 3. sınıf Mekatronik Mühendisliği öğrencisi. Adım Barış Üstün. Ben 3D printerlarla ilgili çalışmalar gerçekleştiriyorum. Bunların geliştirilmesini ve esnek robotik sistemlerin geliştirilmesinde görev alıyorum. Aynı zamanda okulun şirketinde de çalışanım. Esnek robotik sistemler hakkında çalışmaları yürütüp projelendirip bunların prototiplerini geliştirmekte görevliyim. Evet. Peki, arkadaşımızı da tanıyoruz hemen. Merhabalar, ben Eylem Bor. Uluslararası İlişkiler Son Sınıf Öğrencisiyim Gedik Üniversitesi'nde. Biz de arkadaşlarımızın tasarladığı ürünleri ve bunların çıktılarını piyasaya tanıtma, bunların kullanımı ile ilgili bilgi verme açısından destek sağlıyoruz ekibimize. Evet, ben şunu görmüş oldum. Öncelikle okulun bir şirketi var, öyle mi? Evet. Gedik Üniversitesi, Gedik Holding'in kuruluşu aslında. Holding bünyesinde kurulmuş olan bir üniversiteyiz. Evet. Sanayi Üniversite İşbirliği'ni son zamanlarda Türkiye'de gerçekleştirebilen üniversitelerden bir tanesi. Bu da güzel bir gelişme aslında. Yani okulun bir şirketinin olması ve orada kesinlikle üretilen şeylerin piyasaya sunulması, pazarlanması hem de öğrencilere istihdam imkanı sağlaması, evet, açısından güzel bir çalışma diye düşünüyorum. Evet, bunu da öğrenmiş olduk. Şimdi tabii bizi buraya çeken, aslında bizim ilgimizi çeken arkadaşlarımızın ön görüşmede gördüğümüz kadarıyla bir proje etrafında, inovatif bir proje etrafında bir 3D printer'ı kullanmaları idi. Bunu arkadaşlarımızdan dinleyelim. Nasıl bir proje yapmışlar ve bu proje içerisinde 3D printer'ı nasıl kullanıyorlar? Onları sizlerle de paylaşalım değerli izleyenler. Evet, ben hemen yaklaşıyorum. Siz de dinliyoruz tabii ki. Esnek filamentten üretilme bir glipper çeşididir. Esnek filamentleri, esnek filament zor basılabilen ve çok elastik bir malzeme olduğundan dolayı şöyle basımı zor. Sallanıyor bunlar böyle. Esnek şöyle gösterebilirim. Evet. Bu da mesela aynı malzemeden basılma bir ayak tabanı. Silikon tabanlık değil mi? Flexible malzemeden üretilme. Gayet esnek bir malzemeden ürettiğimiz bu evet, parçalar. Bu da yine 3D printer'la mı bastınız? Evet, bunları hepsini 3D printer'larımızdan basıyoruz. Çok enteresan. Aynı şekilde bunların geliştirilmesi, tasarlanması konusunda büyük çaba gösteriyoruz. Bu yeni prototipimiz
hidrolik, pardon, pneumatik olarak çalıştırdığımız bir gripper sistemidir, tutucu sistemidir. Evet. Ne işe yaradığını biraz gösterebilirsek aslında. Şu kontrol panelimizle beraber hava basıncıyla gerekli basınçla beraber çalıştırdığımız bir gripper sistemi. Basıncı verdiğimizde evet. Tasarladığımız parmaklar bu basınçla belli kıvrılmaları ve malzemeleri daha hassas bir şekilde zarar vermeden tutmamızı sağlıyor. Zarar vermeden tutmayı sağlıyor. Evet. Peki bir görebilir miyiz nasıl tuttuğunu? Şöyle gösterebilirim. Şu şişesinde. Şişeyi verdik şimdi cihazın eline. Bakalım. Yakaladı, evet yakaladı şu an ve şu an yukarıya doğru kaldırdık ve düşmüyor, tuttu. Gerçekten çok enteresan değerli izleyenler. Böyle vakumlar gibi tuttu o materyali ve kaldırdı. Peki bu uçları printerla bastınız değil mi? Printer parçaların her birini printerla bastık. Tasarımı bize ait, geliştirilmesi de yine bize ait olmak koşuluyla bunları yine printerlerimizden üretip geliştirmeye çalışıyoruz. Peki bu uçların nasıl bir özelliği var? İsterseniz onu da bir başka arkadaşımız da anlatabilir. Şimdi bizim yaptığımız, şöyle söyleyelim aslında, kendi üretmiş olduğumuz 3D yazıcılarla printer. Bu arada şunu da hemen düzeltelim. 3D yazıcıyı kendiniz mi ürettiniz? 3D yazıcıyı kendimiz parçalarını temin ederek kendimiz imalatını yaptık. Yazılımı açık internet siteleri ortamında düzenleyerek ve derleyerek kendimize ait. Evet, ama yani açık kaynak. Altını çizerek söyleyelim. 3D printer'ı da kendiniz parçalarını alarak ürettiniz. Piyasadan almadınız. Evet, piyasadan almadık. Tamam. Bu da çok güzel. Kendi üretimimiz printerımızda güzel bir çalışma. Flexi malzemeyle esnek kauçuk maddemizi ürettik. Aynı zamanda bu kauçuk maddemizin üretimi de tasarımı da kendimize ait. Tamamen gördüğünüz üzere flexi malzememizin tabanı sert bir tabanla birlikte içinde hava kanalları var. Hava kanallarına verdiğimiz pneumatik sistemdeki havayla birlikte buralara, kanallara hava dolmaya çalışıyor. Bu dolan havayla birlikte bizim esnek malzememiz uzamak istiyor. Aynı zamanda bu görmüş olduğumuz ayrımların içerisi boş bulunmakta. Evet. Bu ayrımların içine de hava girerek sistemimiz uzamaya çalışıyor. Ama burası esnemediği için sert yapı bunu bu şekilde ittiriyor. Katlanmak zorunda kalıyor. Bir nevi bu cisim ortada kalan malzemeyi sıkıştırmış bulunuyor. Sıkıştırarak bizim istediğimiz malzemeyi hasar vermeden kullanıcıya zedelenmemiş istediği düzeyde ulaşabiliyor. Bu şekilde de müşteri memnuniyetini arttırmış oluyoruz. Aynı evet. zamanda endüstriyel otomasyon sistemlerde altı eksenli robotlarımıza entegre ederek sanayide ve endüstri alanında kullanılmasını sağlıyoruz. Bunların şimdi aklıma geldi. Çok daha büyük, devasa örnekler yapılarak fabrikalarda çok ağır materyallerin kaldırılması için falan da kullanılabilir sanırım. Kullanılabilir tabii ki de. Zaten altı eksenli robotlarda Gripper teknolojisi şu an aktif olarak araştırılmakta ve geliştirilmekte. Bunun üzerine büyük ARGE projelerini büyük bütçeler ayırarak araştırmalar ve biz de bu çalışmamızı aslında bakıldığı zaman çok hani belirli düzeylerde başka projelere göre ucuz mal ederek gelişmesini sağladık ve kullanıma hazır hale getirmeye çalışıyoruz. Şu an ARGE çalışmasında güzel bir yol kat ettik ve bu çalışmamızı biz daha gelişmiş hale entegre ederek sanayiye kazandırmayı, endüstriye kazandırmayı planlıyoruz. Evet, gerçekten güzel bir çalışma. Bu pazarlama konusunda da arkadaşlarımız neler yaptıkları konusunda kısaca bize özet bilgi verebilirse pazarlama konusunda da nasıl çalışmalar yapıldığını öğrenmiş olacağız.
arkadaşlarımızın tasarlamış ve üretmiş oldukları tamamen özgün bir biçimde, bunu da altını çizmek istiyorum. Özgün bir biçimde tasarlayıp ürettikleri bu malzemeler aslında var olan robot sistemlerini biraz daha esnekleştirmek amacıyla, insan vücuduyla biraz daha uyumlaştırmak amacıyla kullanılması isteniliyor, öngörülüyor. Esnek robotik sistemler diyoruz biz bunlara. Sanayideki temsilcilerle, akademik alanda çalışma yapan bireyleri, akademisyenlerimizi bir araya getirerek onlar arasında bilgi alışverişini sağlıyoruz. Yabancı üniversitelerle işbirliği kurarak ülke dışından ülke içine anılar, sıtımlar olması durumundan da robotlarımızın giriş çıkışını, üretilen malzemelerin giriş çıkışını sağlama konusunda arkadaşlarımıza destek veriyoruz. Üretilen bu ürünler sağlıktan endüstriye kadar çok geniş bir yelpazede aslında kullanım alanına sahip olması açısından da çok geniş bir piyasası var. Arkadaşlarımızı teyit ediyoruz. Başarıları devam ediyoruz. Evet. Teşekkür. Peki. Ben son olarak arkadaşımıza şunu sormak istiyorum. Bu ürün üzerinde başka geliştirmeler yapmayı düşünüyor musunuz? Ve bu projenin geleceği ne yönde ilerleyecek? Onu nasıl tasarlıyorsunuz? Projeyi bunlar şu an kullandığımız üzere tek bir basınç ile bir tutmayı gerçekleştiriyoruz. Evet. Daha farklı elektromanyetik sistemlerle farklı parmakları farklı açılarda, farklı basınçlarda kullanarak farklı malzemenin farklı zarar görmemesi için farklı yerlerinde farklı kuvvetleri uygulayarak parçaya zarar vermeden çok hoş bir şekilde tutmasını sağlayacak. Hatta ben evet, şu materyali görünce burada masanızda, bunu da izleyicilerimizle paylaşayım. Bu da 3D printer'dan yine arkadaşlarımızın çıkardığı bir materyal. Bir el efendim. Bu da böyle bir sanatsal şekilde birçok resim öğrencisinin kullandığı belki bir el şekli. Bunu görünce aklıma geldi. Bu sizin yaptığınız cihazı daha geliştirip hani eli olmayan, bir sakatlık yaşayan, bir kaza yaşayan, ne bileyim bir terör saldırısında kolunu kaybeden, elini kaybeden insanlar için böyle bir cihazla böyle bir el ya da bir protez üretmeyi düşünebilir misiniz? Gelecekte bu yöne evrilebilir mi bu proje? Evet. Bu arada hani açıklamak gerekirse aynı zamanda üniversitemizde bilim teknik kulübü kurduk. Yeni kurduk bu arada. Bilim teknik kulübü çerçevesinde bu projelere, arkadaşlarımızın projelerine destek sağlıyoruz. Destek bulmaya çalışıyoruz. Gerekli firmalardan destek isteyip onlara yönlendiriyoruz. Onların da bilgi ve birikimlerinden faydalanarak kendimize de bilgi ve bilgi birikimi ediniyoruz. El demişken farklı el sistemleri bir sebepten dolayı elini, kolunu, parmağını kaybetmiş vatandaşlarımıza yardım olsun diye böyle bir projeye girmek fikrindeyiz. Şu an hani sadece fikir aşamasındayız. Gerekli destekleri alabilirsek bunu daha kullanılabilir, herkes için kullanılabilir hale getirmeye çalışacağız. Bu yönde de düşünceler var anladığım kadarıyla. Arkadaşlarımızın da destekleri var. Geri bildirim isteyen bir sürü arkadaşlarımız var. Farklı üniversitelerden bu projeyle ilgili farklı çalışmalar yapan arkadaşlarımızla da iletişim içerisindeyiz. Evet. Peki arkadaşlar, ben teşekkür ediyorum bu güzel söyleşi için ve çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Sağ olun. Çok teşekkürler.